Öncelikle Ali Kenanoğlu, HDP milletvekilimize ilk sözü vermek istiyorum. Alevi deneyimleri konusunda kendisinin de milletvekili öncesinde ve milletvekili sırasında da medyaya kullananlardan ilk sözü kendisine vermek istiyorum. Öncelikle ben Ali Gelsesi dergisini Erdal Kılıçkaya Başkan nezdinde tüm çalışanlarını ve akademi dünyasından bu konferansa Şükrü Hocam başta olmak üzere emek veren bütün akademi dünyasından arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Önemli bir çalışma. Biz yıllarca Alevilik alanında mücadele verdik ve medyada yer almak için de mücadele verdik. Yani biraz da bu deneyimlerimizi anlatacağız. Mücadeleler verdik ve medyada yer almak için hani bir kurum başkanı iken neler yaptık, nasıl yer aldık, neden alamadık ya da diğer taraftan milletvekili olarak şu anda HDP İstanbul milletvekiliyim ve ağırlıklı kamuoyunda Alevi çalışmalarıyla bilinen de milletvekiliyim. Parlamentoyu, kürsüyü, Alevilerin hakları, talepleri üzerine söz kurmak kuran bir milletvekiliyim. Bunu da biraz aktarmak istiyorum. Bunun görülüp görülmediğini hem Alevi dünyası açısından hem işte muhalif diye de ifade edilen medyadaki bunun karşılığına falan da değinmek istiyorum. Bu çerçevede biraz bize arkadaşlar yazılı dediler ama ben meclis kürsüsünde de çok hani yazılı konuşan biri değilim. O akademik disiplinimiz yok maalesef. Yani akademik dünyasından da gelmediğimiz için biraz böyle derlediğimiz noktalar üzerine aktarmak istiyorum. Şimdi medyada tabii görülme isteği var. Bu görülme isteği bir şeyleri gösterme isteği aynı zamanda ve taleplerini de kamuoyuyla paylaşma isteği bir taraftan da. Çünkü Aleviler olarak hani bazen bize derler ya niye o kadar Alevi diyorsunuz? Çünkü siz o kadar yok sayıyorsunuz ki biz kendimizi sürekli haykırmak zorunda kalıyoruz. Burada da konuşuldu kimlik siyaseti üzerinden. Ya kimlik siyaseti meselesi biraz şöyle bir şey. Bazen bize de diyorlar yani siz kimlik siyaseti yapıyorsunuz diye. Vallahi hepimiz eşit olsak biz hiç yapmak istemeyiz ya. Ben de meclis kürsüsünden ya bu sene bu tatil yörelerindeki otel fiyatları çok pahalı arkadaşlar. Gelin turizmde şu işleri yapalım da bu fiyatları biraz indirelim. Ben de benim halkım da dünyanın her tarafında tatil yapabilsin, işte şöyle güzellikler içerisinde yaşayabilirim falan demek isterim. Ben de bunları konuşmak isterim. Ama o kadar canımızı yakan meseleler oluyor ki Aleviler cephesinden konuşuyorum. Şimdi doğal olarak gündeminiz bununla dolu oluyor. Ve siz bunu söylediğiniz zaman kimlik siyaseti yapmış oluyorsunuz. Ama öbürü bundan hiç bahsetmiyor, seni yok sayıyor. Ama o yok sayan, seni yok sayan kimlik siyaseti yapmamış oluyor. O Türkiye'li oluyor ama sen Türkiye'li olmuyorsun. Sen ya Kürt oluyorsun ya da Alevi oluyorsun. Yani ya Alevi siyaseti yapıyorsun ya Kürt siyaseti yapıyorsun. Çünkü onlara hiç değinmiyor öbürleri. Aslında kimlik siyaseti yapmamak Türkiye gibi ülkelerde etnik, ya egemen etnik kimliğin, egemen milletin, egemen inancı siyasetin yapmak demektir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türkiye'de kimlik siyaseti yapmıyorum diyen aslında Türkçülük yapıyor. Aslında Sünni Müslümancılık yapıyor. Sünni İslamcılık yapıyor. Yani. Bu demektir. Çünkü bütün sistem, bütünüyle egemen bunun üzerine kurulu. Yasalar, anayasası, uygulaması, fiiliyatı, her şeyi. Kürt yok sayıldığı için ben Kürt'üm, varım, bak ana dilimde var diyor, bağırıyor, haykırıyor. Ona Kürt çıkıyorsunuz o zaman. Biz de diyoruz ki ya biz Aleviyiz, bakın inancımız var, şu var, bu var, meclis kürsüne çıkıyoruz, konuşuyoruz filan. Ya ne Alevilik yapıyorsun bu kadar diyorlar. Yani. Ama sen yapmıyorsun, sen makbul kabul ediyorsun, yapmıyorsun, yok sayıyorsun. Bir gün bize dediler ki, ya dedi siz ne Aleviliklerle hep Alevilik konuşuyorsunuz? Ya dedim bu parlamentoda 600 tane milletvekili var. Ya biz HDP'den 3 vekilde Alevi konuşuyoruz, üçümüz de Alevi konuşalım, ne olacak dedim ya. 600 milletvekili. Ve sadece üçümüz Alevi gündeme konuşuyoruz. Ama bu sunumlarda da gördüm. Sunumlarda derken sunumları yapanlar açısından söylemiyorum. Hani söz hakkı dolu dedi Veli Hocam. Sunumlardaki medyayı değerlendirenlerde de gördüm. Örneğin
CHP milletvekillerinin sözlerini alıyorlar, HDP milletvekillerinki yok. Ama meclis kürsüsünü en çok bu konuda kullanan biziz örneğin. Yani ilk konusunda kullanan biziz. CHP'lerin tartışmasını açın sonuna kadar izleyin ki ben arşivliyorum hepsini. Orada bunların hepsini görürüz. Fakat işte muhalif medya diye bilinen medyada da bir sansür var bize karşı. Tele1, Halk TV, KRT, bunlar dahil. Hiçbirisinde, örneğin ben geçen sene 14 saat filan meclis kürsüsünde konuşma yapmışım. 14 saat. 5 dakika konuşmayanlar var bütün milletvekili olunca. Şimdi çoğu yerde gidiyoruz ve tanımıyorlar doğal olarak. Dün hiç görmedim, yok görmedim. Niye, nasıl görecek ki? Vermiyorlar ki görsünler. Ben bir defa şuna tanık oldum. Önergeyi bilen vermişim. Meclis kürsüsünde tartışmayı biz başlatmışız. Ama diğer partilerin konuşmacılarını vererek haber yapıyor. Bu muhalif medya da dahil yani. Bizi vermiyor. Şimdi bunları yaşıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar biz medyada yer alma isteği işte tam da hocalarımın belirttiği gibi aslında o köy meydanında, alanda bulunma ve derdini, sıkıntını bir başkalarına, bütün kamuoyuna aktarma. Çünkü medyanın şöyle bir gücü var. Yönlendirme gücü de var. Yönetme gücü de var. Yani yönetime etki etme gücü de var. Buradan kaynaklı olarak da medyada yer almak aslında Türkiye'nin gündeminde, dünyanın gündeminde yer almak ve taleplerini duyurmak, kaydırmak ve bu anlamıyla istediklerini almak ya da kimliğini, inancını, kültürünü, ne için onu orada yer almak istiyorsa onu ifade etmek anlamına da geliyor. Bir de sizin sizi görme isteği var. Yani o da biraz anlatıldı medyada. Ya medya sizi nasıl görmek istiyor? Yani ne zaman istiyor veya hani Karabatak örneği verildiği gibi ne zaman sizi Alevileri yer veriyor, ne zaman vermiyor? Ya işine geldiği zaman veriyor, işine gelmediği zaman veriyor. Dersin katliamı ne zaman tartışıldı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersin'in kimliğinden onu nasıl vurabilirim üzerinden tartışıldı. Yoksa kimsenin Dersim katliamını tartışmak diye bir derdi yok ki. Dersim katliamında neler yaşanmış orada, ne hangi acılarla karşı karşıya kalınmış, yani AKP'nin böyle bir derdi, Tayyip Erdoğan'ın böyle bir derdi falan yoktu. Bütün derdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl sıkıştıracağım onun üzerinde. Aynısı Rogozin'i niye konuşmuyor neyi? Çünkü kendi döneminde oldu. Bunları iyi bilmek lazım. Yani orada da işte Alevileri gündeme taşımak, Dersim'i gündeme taşımak, tabii bunları şu açıdan kötü bir şey değildir. Yani bir Dersim'i de ya da bir Alevi de bu meseleyi kendi cephesinden ele alarak o gündemde yerini alabilir. Bu ayrı bir konu. Fakat ele alış biçimi böyle. Burada da örnekleri verildi. Genellikle devlet Aleviliği ne zaman, Alevileri ne zaman kullanmak istiyorsa, yani iktidar, sistem, ne zaman kullanmak istiyorsa, hangi amaç için kullanmak istiyorsa o zaman Alevileri gündeme taşıyor ve konuşmaya başlıyorlar. Şimdi 90'lı yıllar aslında Alevilerin medyaya çıkış yıllarıdır. Yani daha öncesinde yok. Peki 90'larda ne olmuştur da Alevilere ihtiyaç duymuştur iktidar, devlet, medya? 90'lı yıllar şöyle bir yıllardı. Esasında Kürt sorununda önemli bir aşamaya gelinen, kimi yerlerde örgütün alan hakimiyeti kurduğu bir süreçtir 90'lı yıllar. Ve o esnada 2 Temmuz 93 Badımak katliamı yaşanmış. Aleviler kendi örgütlü yapılarıyla birlikte tarih sahnesine yeniden çıkmış ve varlıklarını ifade etmeye başlamışlar. Ve o dönemde bunu çok anlattık. Buradaki masadaki bütün arkadaşlar biliyor. Dönemin Hacı Bektaş Belediye Başkanı'nın anlattıkları var. Süleyman Demirel'in Belediye Başkanı'nın anlattıkları var. Mustafa Özcuvar'ın anlattıkları var. O zaman devletin bütün korkusu bu Kürt hareketiyle işte yükselen bu Alevi hareketinin bir araya gelme tehlikesi devletin korkulu rüyası. Bu rüya, korkulu rüya yüzünden diyor Demirel, kendisi söylüyor bunu. İşte o yüzden biz Alevilere el atma ihtiyacı hissettik. Ve çağırdık diyor İzzettin Hoca'yı. İzzettin Hoca kendisi de anlatıyor bunu yani. Bu imkan değil yani. Dedik ki diyor bu Alevilerin başına geç hocam. Ve ondan sonra Cevap bunu kurduk diyor. Ve İzzettin Hoca onların başına geçirdik Alevilerin diyor. Biz devlet olarak da destekledik diyor Demirel. Ve İzzettin Hoca da bunu diyor, anlatıyor kendisi zaten.
ve ondan sonra diyor, bu Alevileri diyor, bu teröristlerden uzak tuttuk diyor. Ve ondan sonra ne oluyor? İşte cemevlerinde işte en öz Müslüman biziz, öz Türk biziz, Kürt'ten Alevi olmaz gibi birçok böyle Aleviliğin literatüründe olmayan, inancında, geleneğinde, ibadetinde olmayan usullerle tanıştık ondan sonra. Sözlerle ve söylemlerle tanıştık ondan sonra. Bunlar Alevi'de yok da Alevi'de 72 millete aynı nazarla bakan bizden değildir diyen bir düstur vardı ama gelinen noktada şimdi tabii bunların boyutu da aşmış, daha da fazlasıyla görüyoruz. İşte o zaman Alevilere el atıldı ve Aleviler televizyonlarda boy boy gösterilmeye başlandı. Ama hangi Aleviler gösterilmeye başladı? Makbul Aleviler. Yani devletin, sistemin kabul ettiği, onların perspektifine uygun makbul Aleviler medyada boy göstermeye başladılar ve yoğun olarak yer almaya başladılar. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii bu konuyu daha derinlemesine anlatabiliriz. Bununla ilgili çok yaşadığım tanıklıklarım var, bildiklerim var. Bu meseleyi daha da uzatabiliriz ama burada o kadar vaktimiz yok. Süremizde bir hatırlatma olursa. 5 dakikamız daha var. Yapmayalım. Hadi 10 dakika yapalım. 5 dakikada da toparlarız filan. Şimdi diğer taraftan da şunu görüyorsunuz örneğin. Alevi inancıyla ilgili medyada baktığınız zaman Muharrem Orucu verilir hep örneğin. Yani Hızır Orucu'nu hiç siz medya organlarında Hızır Orucu'nu göremezsiniz. Ya da Alevilikle ilgili başka ritüeller göremezsiniz. Niye Muharrem Orucu'nu görürsünüz? TRT'de dahil olmak üzere hocalarım da örneklediler. Çünkü Muharrem Orucu daha İslami'dir. Hani İslami geleneklerden beslenir. Kerbela ritüeli vardır. Orada Kerbela olayı vardır ve bu katliam vardır. Onun üzerinden beslenir ve İslami bir tarafı vardır. Onun için onu verir ama Hızır Orucu daha doğa tapınımcı bir tarafı olan bir şeydir ve doğayla, Aleviliğin geleneksel yapısıyla ilgili bir şey olduğu için hiç Hızır Orucu'ndan bahsedilmez. Yani oradan bahsedilmez, hiç ona yer verilmez. Öyle bir oruç bile yoktur hatta. Alevi çalıştaylarındaki çıkan rapor kitapçığında Hızır sadece bir kültürel gelenek olarak sunulmuştur. Şimdi bunun gibi detaylar var. Yani medyanın da Alevileri yer veriş biçimleri önemlidir. Şimdi diğer bir şey arkadaşlar, şunu görüyoruz tabii bir taraftan. Alevilerin de bu medya konusunda birkaç şey söylemek isterim. Yani o alanla ilgili olarak da. Tabii Alevi medyası nereden doğdu? Birkaç sebepten işte. Birincisi genel akım medyada, yani kitle medyası diye ifade edilen medyada yer bulunamayışı, yani Alevilerin burayla ilgili herhangi, Alevilere burayla ilgili herhangi bir pencere açılmaması, haber yapılmaması filan gibi. Örneğin bu çalışma, yani bu konferans, önemli bir konferans. Şimdi bunun haberi nerede yer alıyor örneğin? Yani bizim muhalif medya diye ifade ettiğimiz televizyon, işte Halk TV, KRT gibi kanallarda örneğin bu konferansın haberi var mı örneğin? Yok, bulamazsınız. Vermezler. Çünkü ilgi alanları değil. Olmaz yani. Bu böyle bir haber vermezler yani bu şeyler. Ya da Alevilerle ilgili yani yaygın medyada nasıl Aleviler yer alıyorsa ya da havuz medyasında Aleviler hangi sahiplerle yer alıyorsa muhalif medya diye bildiğimiz medyada onun başka türlü haliyle yer alıyor. Yani iktidara çakarsak yer alıyoruz. Orada işte iktidar kanalında muhalefete çakarsan yer alıyorsun. İktidar kanalında burada da iktidara çakarsan yer alıyorsun. Ama kendi sorununla ilgili, yani Alevi gündemiyle ilgili bir şey içerisinde bulunursan yer alamıyorsun. Parlamentoda böyle. Biz çıkıyoruz parlamentoda, işte ilgili sorunları konuşuyoruz. Eğer konuşmamızda iktidara çakan bir tarafı yoksa o hani kabul görmüyor yani, makul kabul görmüyor. Ya derdimi anlatıyorum ben. Herkes buradan nasibini alsın yani. Burada muhalefetin, yani bütün muhalefet kendimizde dahil olmak üzere alması gereken bir pay yok mudur meselelerin hepsinde? Vardır. Biz onu anlatıyoruz. Gibi. Şimdi burada tabii diğer taraftan da şöyle bir şey var. Alevilerin yerel, hani Alevi medyası burada hocalar da anlattı. Gelişemediğini ifade ettik. Dar kaldığını ifade ettik. Ya bunun çok
farklı sebepleri var. Arkadaşlar bunları da izah edecektir. Ekonomik sebep, üç maddeli, dönücü çok ciddi maliyetli bir şey. Kadro, ekip meselesi. Bütün bunlar da bu süreçlerin içerisinde yer almış yani. Ben doğrudan televizyonculuk ya da gazetecilik yapmadım ama bütün o süreçlerin hepsinin içerisinde de yer aldık. O anlamda ne zorluklarla, ayakta durduklarla hepsini biliyoruz. Hani bir toplumda da çok fazla hani şey yapmıyor yani. Hani iş insanları örneğin hani bir televizyonlara destek vermezler, biliriz. Yani ilerlerde salon yolu televizyonlara falan verirlerdi. O zaman biz Sütivo'ya destek için birkaç sayılı iş insanlar yani böyle okkalı, Türkiye'de sayılı iş insanlarına gittiğimizde vermiyorlardı yani. Çünkü kendileri açısından risk görüyorlardı o kanallarda reklamların çıkartılmasını. Bunun gibi şeyler de var. Tabii bir taraftan da sosyal medya var arkadaşlar. Bu dizilerdeki hani meselesi hocam bahsetmişti, ben ona bir şey söyleyeyim. Tam da hocam anlatırken o dizinin ismi aklıma gelmemiş, ben not alıyordum. Tam o arada hocam söyledi bu Seher Bey dizisini. Ben bu dizilerle ilgili mecliste birkaç kere de son önergesi verdim. Yani bu Türkiye'deki dizilerde, özel televizyonlar olsun, TRT olsun. Neden? Yani bir toplum yaşantısı ifade ediliyor ama o toplum tümünde Ramazan'da oruç tutan, işte namaz kılan, ya yani bir Sünni toplum, yani Müslüman Sünni toplum yapısı gösteriliyor hep örnek olarak. Yani bu ülkede hiç alemi yaşamıyor böyle. Yani o dizilerde hiçbir alemi karakter göremiyor, görünmeyecek miyiz? Göremiyoruz. Şimdi o bir Yeşil Salkım'ın başrolünde olduğu, oynadığı bir Seher dizisi var. Tarsus'ta çekilmişti. İlgiyle izliyordum. Önce bir iki bölüm yayınlandı ve çok ilgi çekti dizi. Kanal D'deydi galiba, hatırlamıyorsam bilemiyorum. Sonra dizinin saatini değiştirdiler. Yani geç bir, yani 11'e falan aldılar. Bir üç bölümde öyle devam etti. Sonra diziyi kapattılar. Ama Alevi hakikatinin işlendiği bir diziydi. Yani zaten dizi öyle başlıyor. Bir Sünni vatandaşla Alevi vatandaş, ikisi de Hakk'a göçecek. Alevi ondan helallik almaya gidiyor. Öyleydi yani. Birbiriyle konuşmamışlar ama helallik almaya gidiyor. Yani öyle başlıyor. Hikaye uzundu. Ama o günden bugüne işte ancak böyle şeylerde olur. Baba dizisi de bitti galiba. Toparlıyorum hocam. Şimdi bu sosyal medyada ben şunu gördüm. Ha, bu Alevi medyası ve Alevi yayın organları konusunda bir şikayet bize gelen bir süreklilik olmayışı. Yani Alevi gazeteciliği, Alevi dergiciliği üzerinden bir hafıza aktarımı söz konusu değil ve bu konuda ciddi sıkıntı var. Örneğin bize gelen araştırmacılar, akademisyenler, görüşmek isteyenler, işte bununla ilgili çalışma yapanlar bir şey takip edemiyorlar. Yani kimi dergiler örneğin çok aktüel kalmış, kimisi çok bilimsel kalmış ama bir süre devam etmemiş falan, böyle bir sıkıntı var. Sosyal medyada da Aleviler sosyal medyayı çok iyi kullanamıyor arkadaşlar, onu gördüm ben. Ben 2014 Ocak 2017'de bir çalışma yaptım. Cıvıldayan canlar diye. Cıvıldamak hani tweet anlamına geliyor. Yani Twitter'ın Türkçesi. Ve Türkiye'de ve dünyada şu anda gündemi belirleyen, çünkü şu anda değil yani en az 10 yıldır, 15 yıldır Twitter'dır yani. O zaman şunu inceledim. Yani Twitter'daki Alevi hesaplarını inceledim. Ve ilk 10 hesabı incelediğimde 10.000 takipçisi olan Alevi hesabı yok diyor. Ve Aleviler hiçbir şekilde Twitter'da yoklardı. En çok takipçisi olanlardan biriydim ben Alevi kurum başkanı olarak. 7500 takipçim vardı ve aktif kullanıcıydım sürekli ben yani. Sürekli kullanabilirsin. Çünkü Aleviler şeyde yok, Twitter'da yok. Örneğin şu, hep Facebook'talar şey yapıyorlar, hashtag denilen bir şey var. Yani Twitter'da en çok konulan ilk ona giriyorsan seni Türkiye'de herkes görür. Ya çünkü insanlar hep oraya bakar, Türkiye'de konuşuyor. Hatta yurt dışında da öyle hep bakılır. Türkiye gündeminde ne var acaba? Rivayet odur ki bilmiyorum. İşte Amerikan başkanı haftalık bütün ülkelerin raporlarını alırmış. Twitter üzerinden ne konuşuluyor filan diye. Şimdi bizim Aleviler Twitter'da hashtag çalışması yapıyorlar. Bir bakın hepsi Facebook'a yazıyor. Peki. Bunu bu anlamıyla bitiriyorum son nokta. Yani bu anlamıyla, bu bakış açısıyla küresel dünyada ve Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde yer alabilmek, sesini duyurabilmek, sözünü söyleyebilmek mümkün değil. Alevi kurumları açısından da hedef nedir biliyor musun? Yol TV'de yer almak, Can TV'de yer almaktır. Hedef budur. Kimse daha büyük alanları, uluslararası arenayı, uluslararası televizyonlar, yani Türkiye'de havuz medyasından bahsetmiyorum.
burayı hedeflemez öyle. Oraya yönelik bir söylem içerisine girmez. Ya da oralarda nasıl yer alırım derdine, uluslararası şeyi nasıl oluştururum derdine düşmez. Bütün bu eksikler de bizim eksikliğimiz. Belki de kurumlarımızın bu konularda ciddi bir iletişim uzmanından ders alması gerekiyor. Ciddi bir iletişim dersler almamız gerekiyor. Bu işleri nasıl çözeceğimiz konusunda. Bu da soracağımız soru. Promosyon etmesini teşekkür ederim.